Merhabalar, hoş geldiniz. Çok yoğun bir etkinlik günündeyiz. SISO'ların geleceğini konuşuyoruz bugün. Hem SISO'larımızla sohbetlerimiz hem de üreticilerimizle sohbetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda da köşemizde Nur Hanım'ı konuk ediyoruz AON Networks'tan. Hoş geldiniz Nur Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün yoğun geçiyor. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Hem katılımlar hem geri dönüşler nasıl? Ben bugün herhalde benim en erken geldiğim etkinlik buydu bugün. Sabah 8'den beri buradayım. Biraz ev sahibi gibi de hissettim herhalde. Birçok müşterimizle karşılaştım bugün. Zaten hepsini tanıyoruz ama gerek katılan üreticiler olsun, gerek müşterilerimiz olsun, gerekse keynote speakerler olsun. Gerçekten harika bir etkinlik ve şunu fark ettim. Yani bu saat oldu. Hala katılımcıların önemli bir kısmı burada, terk etmedi. O yüzden harika, ellerinize sağlık. Yine üreticilerimize sorduğumuz bir diğer konu da çok yoğun. Tabii teknolojiler geliştikçe üreticilerimizin de bu teknolojileri kendi sistemler içerisinde adapte etmeleri söz konusu. Bu anlamda hem AI çok konuşuyoruz, bugün de konuşuyoruz. Onun dışında tabii otomasyon konuşuyoruz. Çünkü birçok konu artık uzman kaynak eksikliği ya da işte saldırılara hızlı cevap vermek anlamında gibi birçok farklı açıdan bu teknolojilerin yapılarımızda da yoğun kullanıma önem taşıyor. Bu anlamda siz nasıl değerlendiriyorsunuz kendi ürünlerinizde ve bu yatırımları siz nasıl yönlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, bizim aslında 4 çözüm grubumuz var, yani çözümümüz var. Ama buna özellikle DDoS perspektifinden ben yanıt vermek istiyorum. Çünkü bugün de sunumumda buna değindim. Çünkü popüler bir alan olduğunu, buradaki riskin arttığını düşünüyorum. Tabii ki birçok atak türü var ama biz buradaki verilere baktığımız zaman DDoS ataklarının önemli koruduğunu görüyoruz ve önümüzdeki dönemde buradaki riskin artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla da bizim bu dışarıdaki agresif saldırgan ortamda başa çıkabilecek bir DDoS'tan korunma politikasına ihtiyacımız var. Güzel yanımız şu, biz AON olarak çok iyi yaptığımız bir konu. Gerek yapay zeka olsun, işte gerek otomasyon olsun, zaten halihazırda bizim yıllardır çözümlerimizin içerisinde olan başlıklar bunlar. Dolayısıyla çok iyi yaptığımız şeyi iyi yapmaya devam ediyoruz. Şunu söyleyebilirim burada, yani en önemli belki de başlıklarından birisi artık minimum insan müdahalesine gerek olacak şekilde aslında kendi kendine çalışan, o döngüyü kendi kendine yöneten sistemler bize bunu kazandırdı şu anda bu teknolojiler. Dolayısıyla katkıları çok çok büyük. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.